Damla insanların egzersiz yapma süreleri arttıkça vücut ısılarının arttığını düşünüyor. Araştırma yapmaya karar veriyor ve insanlara rastgele 30 ve 60 dakikalık egzersiz programları veriyor ve sonra da vücut ısılarını ölçüyor. 30 dakikalık egzersiz programı olan 18 kişinin ortalama vücut ısısı bu 18 kişiden oluşan örneklemin ortalama vücut ısısını veriyor. Evet bu değer 38,3 derece Celsius'muş ve standart sapması da 0,27 derece imiş. 60 dakikalık egzersiz programı olan 24 kişinin ortalama vücut ısısı 38,9 derece ve standart sapması da 0,29 derece olarak hesaplanmış. Bunların ikisinin de örneklem ortalamaları ve standart sapmaları olduğunun altını bir kere daha çizmek istiyorum. Çıkarım yapabilmek için gerekli koşulların sağlandığını ve damlanın serbestlik derecesini küçük örneklem boyutu ile konservatif yaklaşımla hesapladığını varsayacağız. Aşağıdakilerden hangisi iki farklı egzersiz programı sonundaki ortalama vücut ısılarının farkı için %90'lık bir güven aralığını verir demişler. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi de birlikte yapalım. Bundan önceki videolarda güven aralığının sıklıkla kullanılan formunun hangisi olduğunu görmüştük. Ortalamalar ya da ortalamalar farkı demeliyim. Evet söz konusu olduğunda bir t aralığı kuruyorduk. T aralığını örneklem ortalamalarının farkı yazıyorum. 60 dakika egzersiz yapanların ortalaması eksi 30 dakika egzersiz yapanların ortalaması artı eksi kritik t değeri çarpı örneklem ortalamalarının farkının örnekleme dağılımının standart sapması için kullanacağımız tahmini değer bunun karekök içinde kendimize biraz yer açalım. 60 dakika egzersiz yapanların standart sapmasının karesi bölü bu örneklemin boyutu artı 30 dakika egzersiz yapanların standart sapmasının karesi bölü örneklem boyutuna eşit olduğunu yazıyorum. Bunların neye eşit olduklarını biliyoruz, öyle değil mi? Eşittir. 60 dakika egzersiz yapanların örnekleminin ortalaması 38,9 dereceydi. 30 dakika yapanlarınki ise 38,3'tü. Artı eksi kritik t değeri yazıyorum. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Burada verdikleri bilgiyle. Bakın, güven aralığının %90'lık bir aralık olduğunu söylüyorlar. Bir t tablosu kullanırken serbestlik derecesine ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz ve soruda bununla ilgili de damlanın serbestlik derecesini küçük örneklem boyutu ile konservatif yaklaşımla hesapladığını varsayacağız diyorlar. Bu serbestlik derecesini hesaplamak için damlanın iki örneklem boyutundan küçük olanı seçip bundan bir çıkaracağı anlamına geliyor. Örneklemlerden biri 18, diğeri de 24 kişiden oluşuyor. 18, 24'ten küçük olduğuna göre serbestlik derecesi 18 eksi 1'den 17 olacak. Bunu ve bunu da bir arada kullanarak şimdi de bir T tablosuna bakacağız. Güven düzeyimiz %90 serbestlik derecesi ise 17 iken bu satırda olacağız. İlerliyorum. Bu sütunla kesiştirelim. Ve aradığımız t değeri işte bu. 1,74. Geri dönüyorum. Artı eksi 1,74 yazıyorum. Çarpı kare kök içinde. 60 dakikalık grubun standart sapması. Evet işte burada. 0,29 ve bunun karesini alacağız bölü bu örneklemin boyutu yani 24. Artı 30 dakika egzersiz yapanların standart sapması yani 0,27 ve bunun karesi bölü bu örneklemin boyutu yani 18. Şimdi de seçeneklere bakalım. İlk kısım Hepsinde aynı. Zaten güven aralığının en basit olan kısmı da bu. 38,9 eksi 38,3 artı eksi 1,74. Evet böyle olacak. Bunların ikisi doğru gidiyor. Diğerleri ise t değeri farklı olduğu için doğru değil. 0,29'un karesi bölü 24 artı 0,27'nin karesi bölü 18. Evet, bu doğru olan. Burada bir bakalım, örneklem boyutları doğru olmamış, öyle değil mi? Buna 30 dakikanın, buna da 60 dakikanın örneklem boyutunu yazmışlar. Bu yüzden de az önce de söylediğim gibi doğru seçenek A.